Merhaba, Makroskop'la karşınızdayız. Ekonomi gündeminin başlıklarını konuşacağız. Bu hafta Makroskop'ta buğday ihracatını, un ihracatını konuşacağız. Hem içerideki talebi, hem iç tüketimdeki son durumu, hem de ihracat tarafındaki son durumu konuşacağız. Konuğumuz Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı ve aynı zamanda TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy. Günhan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Tamam. Öncelikle isterseniz buğday fiyatlarıyla başlayalım. Çünkü dünyada şu anda yükselen bir buğday fiyatı var ve bunun nedeni nedir? Yani üretim tarafında bir sıkıntı mı var, bir azalma mı söz konusu? Bu yüzden mi fiyatlar yükseliyor? Evet, içinde bulunduğumuz sezonda sıra dışı bir sezon yaşadığımızı kabul etmek lazım. Belirttiğiniz gibi her zaman bizim için buğday fiyatındaki yön göstericimiz buğdayın arz talep durumu olurdu. Buğdayın ne kadar üretildiğini, ne kadar tüketildiğini hesapladığımızda eğer bu arada bir açık varsa bunun piyasada buğday fiyatlarına yansıyabileceğini düşünürdük, hesaplardık. Ancak içinde bulunduğumuz sezonda farklı gelişmeler yaşanıyor. Dünyada buğday üretimi tüketiminden fazla, dünyanın dönem sonu stokları bir önceki seneden daha fazla olacak. Rakamsal olarak baktığımızda 763 milyon tonluk bir üretim görüyoruz, 750 milyonluk bir tüketime karşılık. Dünyanın dönem sonu buğday stoklarının da yaklaşık 15 milyon ton arttığını görüyoruz. Buna rağmen buğday fiyatlarında yukarı doğru bir hareket var. Bunun açıklanabilen, gözüken temel sebepleri pandeminin etkisi. Pandeminin etkisi üretime olmadı. Yani üretim miktarında bir azalmaya sebebiyet vermedi ama talebin çok artmasına neden oldu. Birçok ülke kendi stoklarını daha güçlü hale getirmek için özellikle devletler ihalelere çıkarak buğday talebinde bulundu. Bu da sezon başından itibaren buğday fiyatlarında ciddi bir yükselmeye sebebiyet verdi. Evet, peki Türkiye'deki durum nasıl? Yani Türkiye'de fiyatlar ne durumda? Evet, Türkiye'de buğday bizim çiftçimiz için, ülkemiz için, tüketicimiz için çok kritik stratejik bir ürün. Toplam ekilebilir arazimizin %60'ında tahıl ürünleri yer alırken bunun da %60'ında buğday yer alıyor. Yani %35'e yakın bir ekili toplam ekili alanımızda buğday ekimi yapılmakta. Geçtiğimiz sezon 1350 TL olan taban buğday alım fiyatı bu sezon 1650 TL olarak açıklandı devletimiz tarafından ki çiftçi için gayet olumlu bir fiyattı bu ve çiftçi de memnuniyetle bunu karşıladı. Buna karşın dünyada esen pandemi sonrası gıda talebi, ülkelerin stoklarını güçlendirme ihtiyacı benzer bir hareket Türkiye içerisinde de yer aldı ve buğday fiyatlarının sezon başında 1650'lerden başlayıp sezonun içerisinde 1850-1900'e kadar yükseldiğini, günümüze geldiğimizde ise 2000 TL tonu aşan fiyatlar olduğunu görüyoruz. Biraz önce dünyadan bahsettik. Dünyadaki fiyatlardan da bahsedelim. 200 dolar seviyesinde FOB Rusya'da Rusya limanlarındaki satış fiyatı şu anda 250 dolar seviyesine kadar geldi, yükseldi. %25'lik bir artış gerçekleşti. Amerikan borsalarına bakıyoruz. Bushel'le ölçülüyor fiyatı, tonla değil. 500 dolar bushel fiyattan 630 dolar bushel fiyata yükseldiğini gördük. Yani aynı %25'lik artış Amerikan piyasasında, Avrupa piyasasında da gerçekleşti. Dolayısıyla sadece Türkiye'deki tabii dengeyi gözeterek baktığımızda Türkiye için bu rakam enflasyonun oldukça üzerinde bir artış. Evet. Ama dünyaya baktığımızda dünya ile beraber hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Evet. Yani hem dışarıda hem de içeride aslında fiyatları yükselten ana unsurun stoklama olduğunu görüyoruz. Bu stoklama meselesi de herhalde pandemi dönemi boyunca yani buğdayın, unun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kritik önemli olduğunu bize göstermiş oldu. Herhalde stoklama ihtiyacının altında yatan temel unsur da bu sanırım. Tabii tüketicilerin refleksi gibi düşünelim. Tüketici olarak da bizler ilk aklımıza gelen evet evimizde unumuz, pirincimiz, bakliyatımız olsun. Dışarı çıkamasak da biz bunlarla gıda ihtiyacımızı özellikle kalori ihtiyacımızı giderebilelim. Bu stok bireysel bazdaki stoğun parakendecilere yansıdığını düşünelim. Acil bir
Hızlı bir talep geldiğinde karşılamak üzere bu stoğu taşıdıklarını düşünelim. Oradan üreticilere geçelim. Sanayicilere geçelim. Dolayısıyla bu gıda zincirinin tamamındaki oyuncularda stoğu artırmaya yönelik bir eğilim ortaya çıktı. Baktığınızda şöyle ki herkes için yetecek buğday aslında var. Yani dünyanın toplam üretimi, toplam tüketimi alt alta koyuyoruz. Herkese yetecek buğday var. Ama soru bu buğdayı kimin elinde tuttuğuna geliyor, kimin stoğunda bulunduğuna geliyor. Burada Çin'in yüksek stokları çok dikkat çekici. 160, geçen sezon 152 ile kapatırken bu sene 160 milyon tonun üstünde bir buğday stoğu gerçekleştirecek. Buğday stoğuyla tamamlayacak. Neredeyse dünyanın buğday stoğunun yarısını Çin elinde tutmuş oluyor. Dünya nüfusunun 1/5 birine sahip olmasına karşın buğday stoğunun yarısını elinde tutuyor. Bu da neden dünyada üretim ve tüketim dengeliyken fiyatların arttığını açıklayabileceğimiz güzel bir örnek olmuş oluyor. Evet, peki Türkiye'deki tüketime bakacak olursak, yani pandeminin ilk günlerinde, yani Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vaka açıklanır açıklanmaz herkes buğday ürünleri, un ürünleri almaya gitmişti marketlere ve kısa bir sürede de aslında bir tedarik sıkıntısı da yaşanmıştı ama bu kısa sürede de atlatılmıştı. Şu anda tüketim nasıl? Yani talepte hala o pandeminin yarattığı o artış söz konusu mu, pandemi öncesi döneme dönüldü mü? Tabii burada şu ayrımı iyi yapmamız lazım. Tüketim ile talep arasında işte biraz önce açıkladığımız sebeplerden bir fark oluştu. Yani o kadar çok tüketmesek de talebimizi yüksek devam ettiriyoruz. Neden? Elimizde bulunsun, stoğumuzda Evet. bulunsun mantığıyla. Biz tüketimin kesinlikle şu anda pandemi öncesi dönemle aynı noktaya geldiğini tahmin ediyoruz. Ancak talep henüz tüketim kadar önceki noktasına gelmiş durumda değil. Hala talepte bu aradaki özellikle oyuncuları da stokları yüksek tutma eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki kimse istemiyor bu ikinci dalga hayatımızın Evet. şu andaki en önemli gündemi. Herkesin aklında bu soru işareti olduğu için herkes için stoklar kritik Evet. hale geldi. Ve burada bir unsur daha var. Çiftçiler de sadece Türkiye'de değil, dünya üzerinde de hepimiz aynı toplumdayız. Hepimiz aynı haberleri izliyoruz. Çiftçiler de aynı beklentiyle yani ya ikinci dalga olursa ya gıdaya böyle bir talep olursa diye onların da satma eğilimi yavaşlıyor. Yani ortada üretilmiş bir ürün var. Üretim tüketime yeterli ama arz eden daha az satmak isterken talep eden daha çok satın almak istiyor. Bu da fiyatlara yansımış oldu. Aslında stoklama ihtiyacı, stoklama bilinci sadece üretici ya da satıcı tarafında değil, tüketici tarafında da var. Yani oluşan bu olağanüstü talebin altında yatan temel unsur da bu. Yani Evet. pandemi nedeniyle yaşanan endişe ve stoklama ihtiyacı. Peki ihracat tarafını konuşacak olursak, yani ilk 9 aylık rakamlara baktığımızda Türkiye'nin ihracatında, un ihracatında nasıl bir grafik var? Yani pandemi sürecinde özellikle de Mart-Mayıs arasında, Mart-Nisan-Mayıs döneminde nasıl bir grafik sergiledi Türkiye'nin un ihracatı? Bu dönem Mart, Nisan, Mayıs döneminde ciddi bir daralma yaşadık. Bunun en önemli sebebi her ne kadar bahsettiğimiz gibi ülkeler kendi içinde bu talepleri göstermiş olsalar da nakliyede, lojistikte, ülkeler arası geçişte sorunlar yaşandı. Ve biz baktığımızda Mart ayında Türkiye'nin un ihracatının bir önceki seneye göre %18, Nisan ayında yine 18, Mayıs ayında da zirve yaparak %24 küçüldüğünü görüyoruz. Ama Haziran ayından itibaren ülkelerin normalleşme adımları, kapıların, gümrük kapılarının açılması, karantina sürelerinin kısalması hepimiz dünya üzerinde gördük. Ya, daha normalleşmiş bir yazı yaşadık ve o andan itibaren de un ihracatımız hızlanmaya başladı. Haziran ayında %18, Temmuz ayında %2, Ağustos ayında %6, Eylül ayında %8'lik bir artış gerçekleşti. Fark ettiğiniz üzere giderek artan bir trendle un ihracatı hızlanıyor. Tabii sonuç olarak bu Mart, Nisan, Mayıs'ta yaşadığımız ihracat kaybını takip eden aylarda telafi ederek yılı yine pozitif bir büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz.
hedefliyoruz. Un ihracatında sadece tabii olaya tonaj olarak baktığımızda böyle bir grafik ortaya çıkarken bir de pazarlar olarak değerlendirmek lazım. Bey, Pazar. pazarlara geçmeden önce Günan Bey Tabii. şunu sorayım. Yani şimdi buğday ve un en temel ihtiyaç. Yani pandemi sürecinde bunun ne kadar temel ihtiyaç olduğu bir kez daha görünmüş oldu. Şimdi Mart, Nisan, Mayıs döneminde bizim ihracatımız daraldı ama ülkelerden olan yani diğer ülkelerde ya da bizim ihracat yaptığımız ülkelerde talep mi düştü? Bu yüzden mi bir daralma yaşandı? Yoksa ihracatta yaşanan sıkıntılar mı düşüşe neden oldu? Tabii bu düşüş oradaki hedef ülkedeki bizim ihracat pazarımızdaki talepte bir değişiklik yaşanmadı. Hatta Türkiye'de yaşananların Evet. hemen hemen hepsi bütün dünya ülkelerinde de yaşandı. Yani bu talep görüldü. Ama o talebi o an için kendi stoklarından gördüler. Çünkü uluslararası ticareti yapmak fiziken Evet. gerçekleştirmenin çok zorlaştığı bir dönem geçirdik. Bu şartlar normalleşince oradaki talebin eriyen stokların yerine konulması için Türkiye'den una ilişkin daha yüksek bir talep görmeye başladık ve aylık ihracat rakamlarımızın her ay üstüne koyarak artmaya başladığını gördük. Yani bu talep bir anlamda ertelenmiş oldu. O Evet. dönemde ihraç edilemedi ama bu dönemde ertelenmiş oldu. Tabii şu anda bir faktör daha var. Biraz önce konuştuğumuz fiyat faktörü. Bu fiyatlardaki artış da şu anda talebi baskılayacak bir faktör. Çünkü her ülkenin kendine göre bir tüketim harcanabilir geliri var, satın alma gücü var. Bu baskılamaya rağmen biz kalan aylarda da Türkiye'nin ihracatının geçtiğimiz yıldan daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Evet. Peki pazarlarda durum nasıl? Nasıl bir değişim var? Yani un ihracat açısından bakıldığında mesela hiç ihracat yapmadığımız yeni pazarlar eklendi mi ihracat pazarlarımızın içerisine? Evet, burada da pazarlara baktığımızda özellikle Avrupa'nın Türkiye'nin olağan pazarlar arasında yer almadığını ama bu dönemde küçük ambalajlı ürünlerde yani perakende yönelik, tüketiciye yönelik ürünlerde talep gösterdiğini gördük. Dikkat çeken bir pazar Amerika'daki Venezuela pazarı dikkat çekici şekilde arttı. Angola, Benin, Afrika'da yine ilk online verilerine baktığımızda dikkat çekici şekilde artan ülkeler. Irak, Suriye, Yemen, Türkiye'nin olağan pazarları. Ve bu ülkelerde de Irak pazarında geçen seneye yakın, Suriye'de de geçen seneden biraz daha az bir ihracat olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye hem olağan pazarlarını korurken, korumaya çalışırken bir yandan da yeni pazarlarda büyüme sağlamış oluyor. Şu anda bu dönem sonrasında yani ticaretin daha normal aktığı bir dönem görüyoruz, seyrediyoruz. Pandemi etkisinin yani ikinci dalganın henüz ortada olmadığı bir dış ticaret görüyoruz. Evet. Ama Türkiye'nin şu anda ham madde anlamında da altyapı anlamında da yeterlilikleri son derece yüksek. Şu an dünya pazarlarına baktığımızda liderlik kimde bu sektör açısından bakıldığında? Şöyle ayıralım. Mamul madde olarak yani üretilmiş un olarak dünyanın en büyük ihracatçısı Türkiye. Ama ham maddeye dönersek, buğday ihracatına bakarsak dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya olarak önümüze çıkıyor. Peki, şimdi kısa bir ara diyelim. Günhan Bey, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından diğer başlıklarla değerlendirmemize devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Makroskop'ta bu bölümde un sektörünü, un ihracatını ve iç tüketimini konuşmaya devam ediyoruz. TUSAF Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Un Sanayicileri Federasyonu Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy ile değerlendirmeye devam ediyoruz. Günhan Bey, şimdi şöyle bir genel soru soracağım ama pek çok sektörde aslında bir değişim yaşanıyor. Dolayısıyla kendi sektörünüz açısından bakıldığında pandemi neleri değiştirdi diye soracak olursam nasıl bir yanıt verirsiniz? Tabii biraz önce de değerlendirdik. Gerçekten iş yapma biçimi, işin gerektirdiği şartlar, finansman hepsinde değişiklikler oldu. Bazılarında daha büyük değişiklikler, bazılarında daha küçük değişiklikler oldu ama genel olarak baktığımızda evet bir sene önce bugüne göre hepimiz daha farklı bir ekonomik ortamda, iş ortamındayız. Tabii bizim sektörümüzde öncelikli olarak
Stokların artması, bu talep ve fiyatlara yansıması sektörümüz açısından bir finansman ihtiyacı doğurdu. En önemli konu bu finansmanın büyüyor olması. Bu finansmana şirketlerimizin, sektörlerimizin erişebiliyor olması. Bu en kritik konu. Altyapımızda, yatırımlarımızda artık perakendenin de sadece endüstriyel ve toptan pazarların değil, perakendenin de önemli bir rol oynadığı, oynayabileceği ortaya çıkmış oldu ve bu nedenle de sektör oyuncularının bu alanlardaki iyileştirmelerini, yatırımlarını görüyoruz. Tabii ki iş güvenliği açısından, iş sağlığı açısından çok daha farklı bir dünya oluştu, ortam oluştu. Bu alandaki her şirket kendini geliştirdi, önlemlerini aldı ve önce insan sağlığı dedik ki bizim için insan sağlığını korumak çok önemli. İnsan kendi çalışanlarımızın sağlığını koruduktan sonra üretimi sürdürmek de çok önemli. Çünkü bu üretim yine dönüp insanların gıdası haline geliyor. Yani hiç ara vermeden devam edilmesi gereken birbirini tamamlayan bir süreç ortaya çıktı. Hem iş Evet. sağlığı hem iş güvenliği hem de gıda güvenliği. Gıda güvenliği kavramı insanların sağlıklı, hijyenik gıdaya sürdürülebilir bir şekilde ulaşması demek. Hayatımızdaki birçok güvenlik kadar temel bir ihtiyaç gıda güvenliği de. Evet ve ülkelerin özellikle de gıda ve kimya alanında kendi öz yeterliliklerinin ne kadar önemli olduğunu biz bu süreçte gördük. Tarıma daha fazla önem verilmesi gerektiğini de bir anlamda bütün ülkeler görmüş oldular. Peki Türkiye açısından baktığımızda lisanslı depoculuk meselesi önemli. Türkiye bu sistemden beklenen katkıyı elde edebildi mi? Şu an sektöre yansıması nedir? Sektörümüz açısından çok önemli bir unsur lisanslı depoculuk. Neden? Burada sadece bir depolama imkanı sağlanmıyor aslında. Piyasaların birbirine entegrasyonu, biraz önce bakın finansmandan bahsettik. Evet. Sektörün finansmana erişimi. Şimdi bir buğdayınız var, tarlanızda bunu biçtiniz ve ambarınıza koydunuz. 100 ton diyelim bu buğdaya. Bugünkü fiyatlarla 200 bin TL'lik bir değer bu. Ama o değer ambarınızda durduğu sürece finansmana dönüştürme şansınız yok. Çünkü ambarınızdaki bir buğdaya bir başkası kredi vermez. Ama bu buğdayı götürdünüz, lisanslı depoya koydunuz. Artık lisanslı depoda elektronik ürün senedi olarak yer aldığında istediğiniz zaman satabilirsiniz, teminata verip kredi kullanabilirsiniz. Böylece sektöre bir finansman sağlamış oluyorsunuz. En önemli avantajlarından biri bu. Tabii Türkiye'nin şu anda hem altyapısı gelişme aşamasında, yani biz burada dengelenme, olgunlaşma aşamasına gelmedik. 6,5 milyon tondayız. Türkiye'de 36 milyon tonluk tahıl üretiminin olduğu bir tarımsal ortamda 6,5 milyon ton az değil ama daha gidecek yol var anlamına gelir. Evet. Bu altyapı büyüdüğü zaman her bölgede çiftçimizin, tüccarımızın, sanayicimizin erişebildiği lisanslı depolar olduğu zaman çok daha etkili olacak. Yani etkinliğiyle ilgili yorum yapmak için şu anda erken diyebiliriz. Ama genel olarak çiftçimizin memnuniyetini görüyoruz. Bu dönemde sektördeki oyuncular kadar sektör dışındaki oyuncuların da tarımın ve gıdanın öneminden bahsettik. Bu alanda yatırım yapabilmelerine imkan tanıyan bir altyapı oluşmuş oldu. Bir başka özellik de ürünlerin standardize edilmesi. Yani ürününüzü götürdüğünüzde lisanslı depoculukta Türk Standartlar Enstitüsü'nün belirlediği standartlardaki ürünü teslim etmek zorundasınız. Bu da size ürününüzü üretirken piyasada pazarlanabilir standartlarda ürün üretmeye motive ediyor. Yani ürününüzü oradaki standartlara uygun şekilde üretmeyi hedefliyorsunuz. Böylelikle Evet. pazarlamasını daha kolay hale getiriyor. Yani tarım için daha gidecek yolu olmasıyla beraber önemli bir fırsat. Bu alanda yani tarımda, gıdada olan herkesin mutlaka lisanslı depoculuk mevzuatını bilmesi, anlaması, mümkün mertebe bu sistemden faydalan kullanması herkes için, tarım sektörü için faydalı Evet. olacaktır. Peki Günan Bey, bir de son olarak şunu sorayım. Yani bu süreçte
Pandeminin ekonomik etkilerini hafifletmek için pek çok adım atıldı. İstikrar Kalkanı paketi adı altında pek çok destekler verildi. Özellikle de istihdam tarafını destekleyici, istihdam kaybını engelleyici teşvikler verildi. Ve şimdi mecliste de yine görüşülecek yeni teşvik paketi çatısı altında da istihdam teşviklerinin, desteklerinin Haziran 2021'e kadar da uzatılması gündemde. Bu destekler nasıl karşılık buldu? Reel sektör tarafında, ihracat tarafında da önemli destekler verildi Exim Bank ayağıyla. Bunlar nasıl karşılık buldu? Ne kadar çare olabildi sektör açısından bakıldığında? Evet, bizim sektörümüzün şansı talebin kesilmemesiydi. Evet. Dolayısıyla talebin devam ediyor olduğu bir ortamda bu sağlanan destekler, istihdama yönelik ilave ihtiyaç duyulan istihdama yönelik verilen destekler, finansmana yönelik verilen destekler kesinlikle bu dönemdeki darboğazların aşılmasında çok faydalı oldu. Biraz önce değindim, hatta iki kere değindim finansman diye. Çünkü bir ürünün hem ticaret hacmi artıyorsa hem fiyatı artıyorsa çok daha fazla şirketlerin finansmana ihtiyacı oluyor. İstihdamın artması da finansmana ihtiyaç demek. Bu anlamda finansmana erişimin kolaylaşması her sektör olduğu kadar un sektörüne de önemli bir faktördü ve bu verilen destekler mutlaka ki yerini buldu. Umuyoruz Türkiye'nin dünya liderliği önümüzdeki yıllarda da yerini daha da sağlamlaştırarak devam edecek. Ama bu noktada ihracata verilen, üretime verilen desteklere ara verilmemesi gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederiz Günhan Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun Semra Hanım, sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler. Evet, TÜSAF Başkanı ve Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy ile değerlendirdik. Un üretiminde ve ihracatındaki son durumu.